arkadaşlar, bugün size QCY kablosuz kulaklıklarımı tanıtıyorum. Öncelikle şöyle bir bakalım. Evet arkadaşlar, şöyle kutudan bir inceleme yapalım. Gördüğünüz gibi TWS Bluetooth Earbuds diyor ve TWS True Wireless Stereo demek, tam anlamıyla yani kablosuz bir mikrofon olduğunu söylüyor. Arkasında bunlar yazıyor arkadaşlar. Evet. Şöyle bir bakalım. Evet, bu bir Bluetooth kulaklık arkadaşlar. Düşük pil harcaması var ve çift mikrofonlu ve de hem binaural hem monaural, ya yani hem tek hem çift kulak olarak kullanılabiliyor arkadaşlar. Just Android yazmışlar. Böyle kısa ve özlü cümleleri böyle teknolojik aletlerde gerçekten seviyorum. Ve şimdi kutuyu açalım mı? Burada maket bıçağım da var. Hadi açalım. Kutu açılışına geçiyorum arkadaşlar. Hemen şöyle nazik bir şekilde yine kutularımı çok nazik açarım. Zerresine, zerre noktasına zarar gelmemesi için öyle bir yani huyum vardır. O denli sıfır zararla açıyorum. Arkadaşlar, evet. Şimdi size özelliklerinde koklamayı da çok seviyorum. Oh, şu fabrika çıkışı kokusuna bayılıyorum. Özelliklerinde teker teker söyleyeceğim arkadaşlar. Önünüze jelatini çıkardım ve açtım arkadaşlar. Şöyle bir çıkarım yapayım, nasıl çıktı? Şöyle bir kutu çıkıyor arkadaşlar. Şurada bir kılavuz gibi bir şey çıktı. Şimdi bunu açalım. Evet, şöyle. Yeni de boyadım arkadaşlar. Parmaklarımı, ay tırnaklarımı. Evet arkadaşlar, şöyle bir yakınlaştırayım. Üstünde QCY yazıyor. Işıltılı bir süngere konmuş. Bence çok hoş. Çok tatlış. Evet arkadaşlar, biraz bilgi vermek gerekirse rahat tek çift kullanılmış bu Bluetooth kulaklıklarda arkadaşlar. Otomatik eşleştirmeye sahip ve ikili arama mevcut. Düşük bir tüketimi söylemiştim. Gürültü kesen bir yapısı var. Ve de böyle işte arkadaşlar. Bluetooth 5.0 kullanıyor ve 3D stereo ses yapısına sahip. Şimdi yavaş yavaş şöyle bir çıkartalım. Bayağı ufak bir şey arkadaşlar. Şöyle bakın. Bayağı minnak bir şey, mikro USB kablosuyla. Umarım içinden çıkar, ama çıkar herhalde. Bu da onun arkadaşlar şarj istasyonu. Yani şöyle görüyorsunuz, yaklaşık olarak 5 santim kadar bir şey arkadaşlar. Toplam 80 gram. Ve yaklaşık 3-4 saat çalma süresi var. 120 saat standby bekleme süresi var arkadaşlar. Su geçirmez. Ve de böyle hafif bir tasarımı var. Ergonomik bir yapısı var. Giyim rahat. Düşmek, yani düşmeyecek yapıda yapılmış arkadaşlar. Koşarken fitness'ta falan harika bir arkadaş olacak bana diyebilirim arkadaşlar. Şöyle bir bakacağız. İnşallah nasıl çıkaracağım bilmiyorum ama. Bu benim ilk tecrübem arkadaşlar. Wireless kulaklıkla. Evet. Remove diyor arkadaşlar. Orası sanırım mikrofon bölümü. Çift mikrofon demiş miydim bilmiyorum. Öyle. Herhalde orası mikrofon bölümüdür. Şu şekilde arkadaşlar. Evet, görüyorsunuz. Gayet hoş. Bu da yaklaşık işte 1,5 santim kadar bir şey yapar ancak. Bir dokuna bakalım. Şöyle arkadaşlar. Nasıl çıkartmıştım? Şöyle miydi? Mıknatıslı arkadaşlar. Düşme falan olması mümkün değil. Gördüğünüz gibi. Ve şöyle bir arkayı da bakalım. Model. Evet. Input 5 volt. 400 mA. Output 5 volt. 100 mA. Kapasitesi 380 mAh. Arkadaşlar. Evet. Bu şekilde Çin'de yapılmış. Artık Çin zaten bu sektörde adından gayet net ve iyi söz ettiriyor. Hua hua. Hua hua hua. Artık onu nasıl söyleyeceğim bilmiyorum ama.
Huawei ile kanıtladım onu zaten. Bence Huawei de gayet iyi. Burada ne varmış arkadaşlar? Evet. Bakıyoruz. Bir adet kullanım kılavuzu çıkıyor arkadaşlar. Kaç adet çıkacaktı ki? Evet arkadaşlar, kulaklık için daha yerleşim sağlamasından istediklerimi kullanabilirim. Kulaklık şey işte kılıfı. Ve arkadaşlar, oh iyi, mikro USB kablosu çıktı. Mikro USB kablosu çıktı arkadaşlar. Bu zaten yerleşim yerindeki süngeriydi. Başka bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Mikro USB için şarj adaptörü bende olması gerekiyor. Şunu da bir açayım. Mikro USB'yi konuşamadım. Mikro USB kablosu çıkardım arkadaşlar kılıftan. Gördüğünüz gibi gayet normal. Kısa denilebilir. Bu nedenle prize yakın duracak. Ya da daha uzun bir kablo kullanacağız. Evet arkadaşlar, geri dönersem kulaklıklarıma her biri 43 mAh'lik güç üretiyor arkadaşlar. Ve 2 saat şarj süresi var demiştim galiba. İşte 3,7 volt her biri sanırım oluyor. Böyle de bilgileri var arkadaşlar. Bence bu fiyata gayet iyi. Özellikle saat bir kulaklık. Şimdi biraz daha yakından inceleyelim. Evet arkadaşlar, gereken tüm spesifik teknik bilgileri vermiş bulunmaktayım. Şimdi sıra doğru olan kılıfı kulağıma uydurmakta. Burada bir kılıf var arkadaşlar. Bunu bir takayım. Şöyle bir açayım. Şöyle bir deneyeyim. Ay nasıl olacak, bir dakika. Daha bunu takma olayım da var. Sanırım şöyle. Evet. Ay. Evet, bayağı bir şey oldu arkadaşlar. Dünyadan koptum diyebilirim. Şu şekilde arkadaşlar. Evet, şu o şekilde takıyorum. Evet. Bu gayet iyi oturdu arkadaşlar, iki tarafıma da diyebilirim. Bir de diğer ölçülere de bakayım. Şurada poşetin içinde. Bunlar şey, açıldıktan sonra kapanmayacak şekilde bir torbalanmış. Ay. Şunları bir çıkartayım. Sesimi duyamıyorum arkadaşlar. Evet. Evet, şöyle bir. Şöyle. Şu büyük. Diğeri de küçük. Bu da orta herhalde. Evet, küçük büyük burada. Orta da burada arkadaşlar. Ben ortada kalayım arkadaşlar. Şimdi tek tek denemek istemiyorum. Orta iyi oldu. Yani büyük olmaz da küçük belki daha iyi olabilir. Bir denesem mi acaba ya? Bir dakika. Ama şimdi gelmiş böyle yani. İsteyeyim okey. Bunları da. Ay denemeyeyim. Boş verin. Evet arkadaşlar, şimdi ben bunu cep telefonumla eşleştireceğim. Otomatik eşleşmesi olduğu için bunun çok zor olacağını düşünmemekteyim. Evet. Şey diyor arkadaşlar. Ne diyordu, unuttum. Hemen bakayım. İlk defa olunca ikisini de al diyor arkadaşlar. Böyle. Sonra diyor tekrar koy diyor. Tekrar al diyor. Ondan sonra da cep telefonu da arat diyor. Bakalım olacak mı? Şimdi bunu uygulayacağım. Cep telefonuyla kendimi çektiğim için burayı çekemeyeceğim ama anladınız siz. Çünkü söyledim zaten, onu yapacağım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kulaklıklarımın uygulamasını telefonuma yükledim arkadaşlar Google Play'den. Choosy, biraz söyleyince zor geliyor da alışılmadık olduğu için. Uygulamasından indirdim ve direkt benim kulaklığımı tanıdı. Şu anda kulaklıklarımı şarj ediyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi
Çeşitli ayarları yapabiliyorum. Yaklaşık şarjını görebiliyorum. Ondan sonracığıma bunlar ayrı şeyler. Headset demiş. Buna tıklayayım. Kulaklığımla ilgili buradan da yönetebiliyorum. Bu çok iyi. Böylelikle kulağıma baskı uygulayaraktan düğmelere basmam gerekmiyor. İşte çalma, durdurma, diğer şarkıya geçme, sesli şeyi kullanma. Ondan sonra işte answer and call gibi şeyler. Ondan sonra işte bunun her şeyi burada gözüküyor arkadaşlar. Ayrıca fabrika ayarlarını döndürme, işte kayıtları silip temizleme, resetleme falan filan da yapabiliyorum arkadaşlar. Bu açıdan çok iyi oldu benim için. Çok iyi. Evet arkadaşlar, bugün kulaklıklarımı alalı 6-7 gün oldu. Yani 6, daha doğrusu 6-7 defa rahat kullandım şöyle. Ve diyebilirim ki 3. günde şarjım %70-70'eydi 3. günde. Tam net hatırlamıyorum ama o kadar az inmedi. Hadi 50 olabilir. Sonra şarj kablosunu işte takmadan bunları yerine koydum. Yani şeyin işte dokuna. Ondan sonra yani işte onun şeyi var ya hani, orada öbür gün aldığımda şarj olmuştu. %100 olmuştu. %100 olmuştu arkadaşlar. Yani şarj biraz kendini fazla şarj edip herhalde bunu tekrar şarj edebiliyor prize takmadan. Ben öyle anladım yani arkadaşlar. Ve o nedenle çok güzel oldu yani. Fişe takmadan kendi şarj ediyor. Değişik bir durum. Eksi olarak da şunları söyleyebilirim. Düğmelerini bir türlü yani şey yapamadım, senkronize olamadım düğmeleriyle. Basıyorum mesela, bir bas diyor, kapat diyor, iki bas diyor, aç diyor, mesela olmuyor o şekilde. Böyle ışık yanana kadar ben de basıyorum. O şekilde bir yani koordinasyon var. Onu nasıl yaptığını söylemek gerekirse şey yani bunu açma kapama müzik çalmayı ben aplikasyondan, yani uygulamadan yapabiliyorum. Mobil uygulamadan yani cep telefonu vasıtasıyla yapabiliyorum. Başka şekilde olmuyor. Yapamıyorum yani. Anlamadım yani bu basma işini. Bana bu konu karmaşık geldi. Yani tam bunu bence yapamamışlar. Yeterince anlaşılır değil. Onun haricinde ne var başka? Yani şarjı çok iyi gidiyor. Ve kendi prize takmadan tekrar şarj ediyor. Herhalde bu 3 defaya kadar yapabiliyor bunu. O nedenle bu açıdan çok iyi. Şarj iyi. Düğme olayı kötü. Diğer bir şey. Bugün yaşadım, onu da söyleyeyim. Bunları aldım. Taktım kulağıma, çıktım arkadaşlar. Sonra açılmadı. Çok da uğraşmadım şu düğmeleri anlamadığım için, zaten düğmeleme yani düğme basma olayını pek yapmıyorum. Direkt mobil uygulamadan yapmaya çalışıyorum. Olmadı. Ve bana dedi ki tekrar kabına koy, tekrar al. Sonra ben yoldan geri dönüp eve geri gidip şeyine koydum, çıkardım. Koydum, çıkardım, kaç defa deneme yaptım, sonra algıladı. Ama düğmeyi de bastım, algılattım. Onu nasıl yaptım anladım. Bir şekilde yaptım arkadaşlar. Yani ilk önce evdeyken varken yani kabın olduğu bir yerde, kabını taşıyamam tabii ki, mobilimi çok kırar yani, hiç pratik bir şey olmaz. Yani kablodan daha kötü bir şey kabıyla birlikte yürümek. O nedenle arkadaşlar önce kabında böyle bir senkronizasyon sağlanıp daha sonra dışarı çıkmam gerektiğini anladım. Bu da karmaşık olaylardan biri oldu ve bugün yaşadım ilk olarak. Bunun haricinde arkadaşlar radyo olayı var. Şimdi radyo için kablolu kulaklık anten görevi görüyor ama bunda kablo yok. Öyle bir durum söz konusu. Ben de bunu nasıl çözerim falan, bazı şeyler internette yazan uygulamada olmuyor arkadaşlar. Mesela diyor ki kablolu kulaklığı takın, sonra bunu yapın. Olmuyor yani, öyle bir şey olmuyor. Direkt kablolu kulaklıktan ses gidiyor. Buna gelmiyor yani ses. O nedenle o hiç olmuyor yani. Hem kabloyu tak, anten gibi kullan yani, ama sesi buraya ver. O öyle bir şey olmuyor. Bunun haricinde arkadaşlar radyo uygulamaları var. Google Play'den indirilebilir ve ben de öyle yaptım. En yüksek ratingde olanını indirdim. Onları gayet sanki cihazıma yüklü müzik gibi dinleyebiliyorum ve çok da çeşit var. Zaten bir
dediğim uygulamada müzik şeylerini ayrılmış, işte rap, pop, rock, yani her hepsi ayrılmış. Basıyorum, onunla ilgili bütün radyo kanalları çıkıyor fazlasıyla. Kesinlikle doyurucu. Ama internetten iyi olabilir. Ne kadar iyi bilmiyorum çünkü interneti kapattım tam olarak. Hem Wi-Fi'yi hem mobil veriyi kapattım. Ama çalışmadı. Demek ki interneti kullanıyor bir şekilde. Onun interneti kullanmayanı var mı %100 bilmiyorum. Evde gidip şimdi ilk uygulamaya başladığımda screenshot'ını aldım. Ne kadar internetim var. Şimdi eve gidip bakacağım. Bakalım ne kadar yemiş olacak. Ama net olarak da full çalmadım. Bu da var arkadaşlar. Neyse. Ona da bakarım, size söylerim. Şimdi yoluma biraz daha devam edeceğim. Her şey de iyi arkadaşlar. Kulağıma iyi oturuyor. Medium'da kaldım. Hiç değiştirmedim. Kulağıma da gayet iyi oturuyor arkadaşlar. Bu yönden de iyi. Yani dışarıdan da ses almıyor. Ay böyle konuşuyor, bir tuhaf oluyorum. Dışarıdan da ses almıyor fazla. Yani dışarıdaki sesleri almıyor. Yeterince noise cancelling'i var. Bu açıdan da memnunum. Zaten tam olarak da dünyadan koparmasın beni. Çünkü araba seslerini, işte köpek sesleri, hayvan sesleri, insan sesleri, bunları duymam gerekebilir. Çünkü tehlikeli oluyor yani dünyadan kopup böyle sırf müziğe konsantre olunca insan şeyini, kontrolünü yitirebiliyor. O kadarını olsun yani. Yani müziği zaten noise cancelling ben istemiyorum, aramıyorum arkadaşlar. Bu gayet iyi. Diğer kablolu kulaklığından çok çok iyi yani. Şey de iyi, basmaz da iyi yani, böyle güzel veriyor stereo şeyi de iyi arkadaşlar. Şimdi ben kulaklığımı takıyorum ve yoluma devam ediyorum. Ve eve gidince de interneti kontrol edeceğim. Onu da size söyleyeceğim arkadaşlar. Zaten yani bayağı da çaldım radyoyu. O kadar kesintisiz değil ama bayağı da çaldım. O nedenle de eğer çok yoksa belirgin şekilde görülecektir. Zaten şu andan itibaren de çalacağım. 3-4 km var da kesici sıcacağım, bakacağım internetim ne kadar yiyecek. Eğer ki hiç yememişse o zaman sıkıntı yok demektir. Birkaç defa daha denerim ama yani böyle kesintisiz çalma falan derim ve daha uzun yol böyle yolda deneyebilirim. Ama bu da bana genel bir fikir verecekler. Şimdi yola devam ediyorum. Evet. Ve arkadaşlar kulaklarımı çıkardım. Şöyle söyleyebilirim, internetimi kontrol ettim. %69'muş baktığımda, ilk baktığımda ve şimdi %68. Yani çok bir büyük düşüklük yok. Zaten ben internet kullanıyorum yoldayken de, mobil internetimi. Neyden gitti o bilmiyorum açıkçası. Sadece kulaklıklarımdan mı gitti, başka şeyden mi gitti bilemiyorum. Yani az, yani önemli bir tüketim yok. Bunu söyleyebilirim. Yani arkadaşlar internetten bir yani sayılabilir bir sermaye değer bir tüketimi yok radyomun. İnternet radyomun diyebilirim. Çünkü demiştim ki internet kapattığımda çalışmadı. Demek ki internetle ilgili bir durumu var. Şimdi diyebilirim ki %60 falan kaldı yine. Bayağı da az harcadı arkadaşlar. Eve gelince de bayağı bir rahatlık hissettim. Kulaklarımda tuvalete gittim. Yani normalde kabloluyken çıkartıyordum. Burada bırakıyordum. Tuvalete o şekilde gidiyordum. Çünkü cep telefonu, kulaklık falan tuvalete gitmek gerçekten büyük bir eziyet olabilir. Bununla rahat rahat mutfağa gidiyorum. Rahat rahat geziyorum. Pratiklik açısından çok çok güzel. Şarjı çok güzel. Ses tonu mu denir? Ses düzeyi de çok güzel. Ben QCY T1C miydi? Neydi? T1C'den çok memnun kaldım. Öneririm, herkese tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi tekrar kabına koyacağım ve o şekilde bakacağız. Yani bakalım tekrar şarj olacak mı prize takmadan. Onu kontrol edeceğim arkadaşlar. Ve arkadaşlar QCY kulaklıklarımın vlogunun da sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Hepinizin kulaklıksız mı desem, kulaklıklı öpüyorum. Yeni olanı geçene kadar hep beni izleyin diyorum. Yeni olanı görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.